Kiral Yatırım kanalından herkese merhabalar. Dün BIST 100'ün pazartesi günkü satışlarını bertaraf ederek küresel piyasaları paralel olarak daha yüksek kapattığını gördük. Özellikle %1,89 artışla 70 milyar TL'nin üzerinde bir hacimle kapanış gerçekleştirdi. Bu kapanışta özellikle altın madenciliğinin yoğunlaştığı enerji şirketi ön plana çıktı ve GESAM şirketi ön plana çıktı. Ardından da düşüşler alanında da daha çok biz satışlarda Sakarya'yı görüyoruz. Fabrikasında yangın çıkan Obama Karnı'yı düştüğünü gördük. Aynı zamanda onu Kocaer ve Batı Çimento hisseleri takip etti. Obama Karnıcılık yangından dolayı satışların %30'unu gerçekleştiren Hendek tesisinde patlama sonrasında 3 ile 6 ay üretimi durduracağını açıklamış oldu. Aynı zamanda Türkiye genelinde konut satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını gördük. Dünkü gelen verilerle birlikte bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9'luk bir artan konut satışları olduğunu gördük. Ağustos ayında ise 134.155 olarak gerçekleşti bu satış. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalarak 13.574 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda biz dün içerisinde perakende satışlarının açıklandığını gördük. Ağustos'ta beklentilerin aksine bir fiyatlama gerçekleşti. Bu faiz oranını da arttırmış oldu. Türkiye tarafında yurt içinde Fitch Rating Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinin ardından da 24 Türk Bankası'nın uzun vadeli olarak yabancı para cinsinden notlarını arttırdığını görmüş olduk. Ve burada açıklamanın ardından da Türkiye'nin güçlenen döviz rezervlerinin dış finansman kapasitesiyle bankaların dış piyasalara erişiminin arttığını belirttiğini gördük. Dün Mavi'nin bilançosu geldi. Mavi hissesinin bilançosunun gelmesiyle beraber ikinci çeyrekte 511 milyon TL'lik bir net kar açıkladığını gördük ve Mavi hissesinde dün aslında bunu fiyatlamış oldu. Bugün yurt içerisinde kısa vadeli dış borç istatistikleri izlenirken yurt dışında ise FED'in faiz kararı merakla bekleniyor olacak diyebiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.